Şimdi de bu arka tarafı yapalım. Şöyle bakalım. Dörtlü bir görünüm vardı. Arka kısmı yapalım arkadaşlar. Biraz daha şöyle yapalım. Sonra bu boruyu da ekleyebiliriz. Arka kısmı ilk başta yapalım. Bütün objeleri seçiyorum. Temizleyelim. Incremental Save diyelim ve modellemeye başlayalım. Silindir seçili. Şöyle yaklaşalım şimdi. 1'e bastım. Ctrl D diyorum. Kopyaladım yani grubun içinde. Isolation dedim. Kopyaladım. Silindir şu anda tek kaldı. Şimdi şöyle saatin yanından itibaren arkaya doğru şöyle seçelim. Şuradan örneğin buraya kadar seçebiliriz. Inverse diyorum ve delete diyorum arkadaşlar. Saatin ortasına kadar gelecek. Şimdi çıktım seçimden. Isolation'dan. Orta değil de aşağıya doğru gelecek. Yani burası uygun. Bu arada seçtiğime bakıyorum. Hoşuma gitmedi arkadaşlar seçim. O yüzden geriye alacağımız şekilde. Yine bir seçim yapacağım şöyle. İptal ediyorum. Tamamen arkaya baksın. Diyorum seçimi. Şimdi inverse ve delete. Bu arada daha evvel de bahsetmişim. Şurada aşağıya inmiş. Hemen bunu düzeltelim. Gördüm. Tek eksende kısıtlıyorum. V'ye basarak düzelttim. Burada da öyle bir sıkıntı var. Buradaki edge'leri seçmem gerekiyor. Aşağı inelim. V'ye bastım. Şöyle düzelttim. Yukarıya çıkalım. Böylece buradaki modeldeki bu sorunu da hallettik. Şimdi böyle baktığımda düzgün gözüküyor. Kopyaladığımız obje alttakini alalım. İyice yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle bunu da alabiliriz. Bir de buraya geldi. Evet, bu şekilde olabilir. Sadece biraz daha aşağı alabiliriz. Tahmin edeceğiniz gibi bu orta kısmı seçeceğiz. İki tane atlayalım. Şöyle geriye doğru alıyoruz arkadaşlar. Hatta iki değil üç tane diyebiliriz. Daha iyi uygun olacak. Tepeden bakalım. B'ye bastım. Şekilde geriye doğru aldığımda böyle olabilir. Ve kapatalım. Ne alabilir? Belki şu aşağı birazcık daha yukarıya alabiliriz. Daha uygun olacak. Şimdi modelle bir bakalım. Şurada bir çıkıntı var gibi. Yani şöyle bir dönme var gibi. Onu da seçelim şöyle. Ortadaki iki edge'i seçelim. Extrude diyelim. İleriye doğru alalım arkadaşlar. Daha sonra tekrar Extrude deyip aşağıya alabiliriz. En azından şöyle bir şey olsun. Tabii üçe bastığımızda çok yumuşak olacak. Extrude diyelim bakalım. Dışarıya doğru Extrude veriyoruz. Çok kalın vermemize gerek yok. Modelde şöyle bir bozulma olacak. O yüzden offset diyelim. Daha doğrusu thickness dememiz gerekiyor. Daha relatif yani daha yüzey normallerine uygun olarak çıkarttı objeyi. İki kısmı seçiyorum. Yani şurayı. Bevel dedim. Bayağı bir keskin olmasını istiyorum çünkü. Burayı da seçiyorum. Aynı şekilde bevel diyorum arkadaşlar. Şöyle.
Bir tekrar görüntüye dolduralım. Bu kenara seçip yine connect deyip uygun şekilde geldi şansıma. Aradaki mesafeler şu köşelere de şimdi multi cut'la direkt olarak şöyle destek edge'lerini atıyorum. Orta kısma gelelim. Böyle bir model elde etmiş olduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde olabilir. Arka kısım 3 objeleri seçelim. Yine Lit History diyelim. Tam ortada olmadı ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geriye alırken tam birebir geriye almamıştı. Biraz açılı aldı. Yani istiyorsanız da şunu şöyle seçip böyle yapabilirim. Isolation dedim. 1'e bastım. Ön kısmı seçeceğim. Bakalım obje isolation'dan çıktım. Geriye doğru alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde olabilir. 3'e bastım da böyle bir modele sahibiz. Sadece şu üst kısmına bir bakalım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şurası hoşuma gitmedi. O yüzden seçelim burayı. Delete dedim. Burayı da seçelim. Buradaki destek edge'leri de silelim. Daha sonra tekrar ekleriz. Basit bu. Sadece üst kısım kaldı arkadaşlar. Burayı da seçelim, silelim. Burayı seçtikten sonra fill hole diyeceğiz. Üst kısmı komple seçiyorum. Destek edge'leri var. Yine şöyle buradan alıp buraya kadar shift'e tıklayarak seçtim. R'ye basıyorum arkadaşlar. Tek eksende bu hale getiriyorum. Şimdi 3'e bastığımda daha düzgün olacaktır. Tabii ki edge'leri atmam gerekiyor. Bu arada bu edge şöyle düzeltebiliriz. Bu aradaki edge'leri atalım. Connect. Bu şekilde oldu. Eğer istiyorsanız buradaki edge'i seçip ve 1'e basalım. Bunları silebiliriz. Böylece daha düz olacaktır. Şuraya eklemek istiyorsak da Object Isolation diyorum. Destek edge'i biraz daha aşağı indirelim. Burayı kullanacağım. Buraya geldim. Connect dedim. Pinch diyorum. İyice yaklaştırıyorum. Şöyle. Buradaki edge'i seçerek, daha doğrusu yüzeyi seçerek Extrude'u ileriye doğru aldım. Az olsun. Buraya connect diyorum ya da reset diyelim. İleriye doğru aldım. Yalnız açılı olacaktır. Tam ilk başta direkt şöyle aldığım için ve bu açılı olduğu için uygun olmayacak. O yüzden multi cut dedim. Hızlı şekilde şöyle keselim. Extrude aşağıya doğru alalım arkadaşlar. Multi cut. Destek edge'lerini atıyorum şu anda buraya. Böylece modeli biraz daha uygun hale getirdik. Burası hala çok içeride. Isolation diyelim. Yine tepeden seçelim ve geriye doğru sadece alacağız arkadaşlar. Belki şöyle yapmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunun okun yönü buraya gelmiyor. Şöyle bakalım. World desek yine olmayacak. Component desem uygun şekilde oldu. Yani evet. Bu şekilde kalabilir arkadaşlar. Böylece bu arka tarafı da bitirmiş olduk. Videoları daha sonra ekleyeceğiz. Şimdi şuradaki cebi yapalım. Objeyi temizledim.
Ctrl D ile kopyalıyorum arkadaşlar. Isolation dedim. 1'e bastım. Sadece şu aşağıya ihtiyacım var. Yani şurası olsa yeterli olacak büyük ihtimalle. Bu yüzeyi seçtim. Inverse dedim. Ve delete diyorum. Böyle hepsini seçiyorum. Veya şunu seçelim. Şu anda komponentte o yüzden obje dedim. Aşağı doğru indiriyorum. Isolation'dan çıktım. Wireframe on shaded'ı açalım. Böylece ne yaptığımızı tam olarak görelim. Böyle aşağıya doğru indirelim cep için. Böyle alalım. Böyle olabilir. Obje modundayım. Extrude diyorum. Böyle extrude yaptım arkadaşlar. Yanlışlıkla şu kareye tıkladım. O yüzden şöyle yapmam gerekiyordu. Cebin ne kadar kalın olacağına bakıyorum şu anda. Aşağıdaki yüzeyi seçip birazcık geriye alıyorum. Evet, böyle olabilir. Buraya gelelim. Extrude diyelim. Buraya tıkladım. İçeriye doğru alıyorum arkadaşlar. Şuradan da içeriye doğru biraz alalım. Extrude diyorum. İçeriye doğru alıyorum. Bunun çok önemi yok. Şöyle sadece içerisi olsun. Bu ortadan ikiye kesiyorum arkadaşlar. Connect'le iki tane. Bu yeterli gözüküyor. Buradan gelerek extrude diyorum tekrar. Kareye alıyorum. Bu şekilde. Buradaki edge ile buradaki edge'i 1 istiyorum. O yüzden şöyle yapıp kısıtlayıp şuraya taşıyorum. V ile her zaman yaptığımız gibi. Böylece birebir dümdüz oldular. Daha sonra da videoya ekleriz oraya. İstersem daha da küçük hale sonra getiririm. Tabii ki 3'e basma şöyle bir görüntü olacak. Şimdi destek edge'lerimizi ekleyelim. Böyle ekliyorum. Ctrl Z dedim. Biraz daha yaklaşalım. İsterseniz Connect'le de ekleyebilirsiniz. Orta kısmı da ekleyelim. Kenara da eklememiz gerekiyor. Böyle bir basalım. Burayı daha yukarıya alacağım. Şu anda yukarıyla pek uğraşmıyorum. Çünkü videoyu koyduktan sonra daha belirgin olacak yapacağımız. O yüzden böyle yuvarlak kalabilir. Böyle bakıyorum. Bayağı bir yukarıda olması gerekiyor. Böyle. Bunu da biraz aşağı indirmemiz gerekiyor. Biraz daha aşağı indir. Hatta şöyle merkeze alalım. Daha küçültebiliriz. Yapabiliriz. Buna 3 diyelim. Burada 3 dedik. Ve şöyle bir objemiz mevcut. Büyük bir ihtimalle bu yeterli. Daha sonra videoya koyduğumuzda buraya ilgileniriz. Böylece bu kısmı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki deliği yapmak istiyorsam esasında bu objenin tamamen birebir şöyle bakması gerekiyor. Yoksa dalgalanma olacaktır. O yüzden tepe görüntüye gelelim. Gördüğünüz gibi bir açı var. Bu açıdan dolayı istediğim şekilde olmayacak ama bir deneyelim. Perspektife geldim. Edge'e geliyorum. İlk başta şu yüzeyleri seçeyim arkadaşlar tabla. Hepsinin aynı düzlemde olduğuna emin olmak istiyorum. Böyle yapalım. Seçelim. Yine hepsini seçmedi. Şöyle yaklaşalım. Kontrolle seçim ekliyorum. Böyle bakıyorum. Buradaki açıyı seçmeyeceğim. Sadece bu düzlemsel yüzeyi seçmek istiyorum. Buraya da bakıyorum. Şimdi R'ye bastığımda ve tepeden bakalım. Tamamen buraya uygun olsun istiyorum aksesi. O yüzden bir komponent diyelim. Ve şöyle yaparak düz hale getiriyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince. Perspektife geldim. Şu anda burası düz. 3'e bastığımda herhangi bir dalgalanma yok. Şimdi daireyi yapmak istediğimde buraya geliyorum. Connect dedim.
3 tane ya da şöyle bir tane yapalım. Daha sonra bevel diyorum arkadaşlar. Bevel'ı iyice yaklaştıracağım. Şöyle olabilir. İyice küçük hale getirelim. Şimdi buraya geldim, yine connect dedim. Yine bevel diyorum. Çok büyük olmasına gerek yok. Yine bir tane olabilir. Ortaya daireyi açalım mesela. Bakalım sonuç ne olacak. Burayı seçtim. Siliyorum. Yine arka tarafı da siliyorum. Çünkü loop olarak hatta unutmayın. Burayı seçtim. Edit Mesh. Circleize dedim arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Yüzeye. Burayı da seçip G'ye basarak aynı işlemi yaptım. Sadece birazcık sağa döndürmem gerekiyor veya sola. Birebir otursun. Şöyle. 3'e bastığımda şöyle bir modele sahibiz. Herhangi bir dalgalanma yok. Şimdi bu boş alanı seçiyorum ve burayı seçerek bridge diyorum arkadaşlar. Bevel diyelim, bakalım sonuca. Çok az bir bevel verelim. 3'e bastığımda daireyi elde ettim. Ve bu şekilde düz yüzeyi elde etmiş oldum. Daireyi daha da küçük yapabilirsiniz. Eğer istiyorsanız seçip iki eksende sadece küçültüyorsunuz. 3'e bastığınızda böyle bir sonuç elde ediyoruz. Şimdi ben her yerdeki bütün delikleri yapmayacağım ama istiyorsanız buraya ek ecler ekleyerek daireyi bu şekilde boşlukları yapabilirsiniz arkadaşlar. Vidalardaki her yeri ben tabii ki burada zaten gözükmüyor ama bazı modelin başka yerlerinde yine böyle boşluklar var. İstiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Sadece bir örnek olması için gösterdim size. Biraz daha dar ve uzun olarak görüyorum ben. Çünkü biraz daha geniş ama tabii ki açıdan da kaynaklanabilir. 3 tane de video olacak. Biz bu şekilde bırakalım arkadaşlar. Delete dedim. Kendimi kaydediyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki flash'ı yapalım. Daha sonra kabloları da yapalım. Önden görünüme geliyorum. Şöyle. Yine X-ray'e geçelim. Bir tane bir oluşturalım. Create Polygon 1. 90 derece döndürüyorum. Şöyle yapalım. T'ye bastım. Radius değerini yükseltiyorum arkadaşlar. Böylece yarıdan itibaren alacağım. Biz bunu 40 yapalım. 30 yapabiliriz. 40 yapalım. Yeri daha düşük yapabilirsiniz çünkü yumuşatacaksınız. Ben ama yine de 40 olarak tercih ettim. Şimdi şu yarıdan itibaren silelim. Ön tarafı siliyoruz arkadaşlar. W'ya bastım. Tamamen bu hizada olması gerek. Insert ve V ile emin oluyorum. Tam tersi olması gerekiyordu. Yanlış yapmışım. Ön, arka tarafı bırakmak istiyorum. Ön tarafı sil. Yani şöyle. Insert'e bastım. Şöyle vertex'e hizaladım. Objeye bakalım şöyle. Böyle front'a gelelim tekrar. X-ray. Evet, düzgün. Sadece geriye alacağız. Biraz daha. Böyle geriye alabiliriz. Biraz da yukarıya alalım yine. Tek eksende bunu kısıtlıyorum arkadaşlar. Bakalım. Extrude içeriye doğru çok az bir kalınlık vereceğim. G olduğunda artık biliyoruz ki yüzey normalleri ters. O yüzden Mesh Display Reverse diyorum. 3'e bastım. Şöyle bir model elde ediyorum. Hiçbir şey eklemeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde durabilir. Delete History. Şimdi arka tarafına geçelim. Sweep Tool ile beraber nasıl kullanabiliriz ona bakalım. Şöyle modele bakıyorum şimdi. İlk başta bir arka taraftan görmek istiyorum. Biraz evvel gördüğümüz açıya bakıyorum. Şurası. Bu şekilde bağlantı yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunun sadece yarısını yapacağım. Daha sonra diğer tarafa mirror yapabiliriz. Şöyle baktığımızda zaten bu ortası da şöyle. Burada birleştirebiliriz. Yandan görünümde bir deneme yapalım. Böyle side dedim. Daha şöyle yandan görünüm fotoğrafımız var mı diye. Çok da önemli değil esasında. Çünkü tam yandan gördüğümüz yok. O yüzden şuradan
Create Curve Tool. Civi Curve diyorum arkadaşlar. Wireframe on shaded'i açabilirim. R ile beraber. Ve oluşturmaya başlıyorum curve'ü. Unutmayın tek eksende oluşturacak. Dönerken 3 tane nokta bırakıyorum ki daha keskin olabilsin. Daha sonra müdahale ettim de. Arkadan bakalım. Fronttan bakalım. Şu anda göremiyoruz. Tek eksende olduğu için o yüzden site'den devam edelim. Şu anda şuradayım hemen hemen. Bir tane daha atalım. Şöyle gelecek. Geriye alalım. Şöyle gelmesi gerekiyor. Daha sonra şöyle biraz vertex ekleyelim. Bilmiyorum şu anda ne olduğunu. O yüzden bunu aşağı indireceğim zaten. Perspektife geçelim. İlk başta biz şöyle tam yerine taşıyalım. Ondan sonra formu vermeye çalışalım. Şöyle yaptım. Vertex moddayım. Şöyle seçiyorum. İlk başta şurayı döndürelim 90 derece. Ön taraf olduğunu varsayalım. Seçiyorum. Arkaya gelelim şöyle. Düzeltelim. Böyle diyelim. Buradaki vertex'i seçerek böyle yukarıya doğru taşıyalım. Şimdi arkadaşlar vertex'leri taşımaya devam ediyorum. Elimden geldiğince iki eksende taşıyorum. Yani şu ortadan taşımıyorum arkadaşlar. Çünkü ileriye doğru da gidebilir. Ama iki eksende olduğunda bu ileriye doğru gitmiyor arkadaşlar. Bu şekilde seçebilirsem. Sadece iki eksende taşıyorum. Şimdi bu eksene geçiyorum. En yukarıdaki şu vertex'i seçmeye çalıştım. Ödeyelim buraya gelsin. Direkt yerini belirtmeye çalışıyorum. Genelde de tek eksen seçerek de taşıma işlemini yapıyorum. Genelden alabiliriz. En azından şurası şu anda belli. Vertex'i seçelim. Şöyle yaklaşalım iyice. Şimdi arkadan biraz daha vertex'e ihtiyacımız var. Şekli, formu biraz daha koruyabilmek için. Çok yumuşak geçiyor. Unutmayın. İçeride bir tane vertex almış olması gerekiyor. Evet. Biraz şöyle dışarıya alalım. Bunu da aşağı indirelim biraz daha. İki vertexli shift'le seçiyorum. Şöyle yapalım. Biraz daha aşağı indirelim. Şöyle gelecekler. Dümdüz aşağı inecekler. Yani şöyle yaklaştırabiliriz. Burayı komple seçiyorum arkadaşlar. R'ye bastım. Tek düzlemde olduğundan emin oluyorum. Sadece şu tepeye bakıyorum biraz daha. Biraz daha döndürebiliriz. Onu da şöyle yapacağım. Biraz daha uğraşacağım. Aşağı getirdim. Şimdi bunu yukarıya alıyorum. Böylece biraz daha keskin bir dönüş yapacak. Geriye alabilirim. Yukarıya doğru alabiliriz. Şimdi bunu tekrar yukarıya getirmem gerekiyor tabii ki. Aşağıda çok fazla vertex yaptım bilerek. O yüzden biraz yukarıya getireceğim. Ekstra vertexlere ihtiyacım olduğunda aşağıdan kullanmaya devam edeceğim arkadaşlar.
şekilde. Şimdi arkadan getirdiğimde bakın daha böyle bir keskin olacak, daha düzgün olacak. Dersen bu vertexi, iki vertex seçip şekilde düz hale getirebilirim ve seçip taşıyabilirim. Düz olması gerekiyor. O yüzden şuradaki vertex'i seçiyorum. Buraya doğru taşıdım. Böyle yapalım. Önemli olan buradaki geçiş benim için şu anda. Böyle yapalım. Biraz daha düzgün oldu. Şimdi buradaki vertex'i seçelim. Yaklaşıyorum arkadaşlar şöyle. Biraz daha böyle alabiliriz. Böyle yaklaşalım. Unutmayın ki mutlaka diğer açılardan da kontrol etmeniz gerekiyor. Vertex alalım. Şuradaki dirseği yapmaya çalışacağım. Böyle komponent deneyelim. Bakalım belki vertex'in yönünü bize verecektir. Daha rahat çalışmamızı sağlayacak. Arkadaki vertex'i. Burada da obje diyelim veya burada da komponent diyelim. Maalesef ki profili yapmak biraz uğraştırıyor arkadaşlar. Ama tabii ki sonuca değiyor. Vertex seçtim. Böyle taşıyorum. Şimdi buradaki vertexleri seçiyorum. Obje diyelim, fark etmez. World de diyebilirim. Burada da yine obje diyelim. Buraya gelmesi gerekiyor. Şuradaki açıyı yapacağım şimdi. Başlasın. Bir tane daha ihtiyacım var. Böyle olabilir. Buraya gelelim. Buradaki vertex'i seçiyorum arkadaşlar. Şöyle ileriye doğru aldım. Buradaki vertex'i de aynı şekilde alıyorum ki daha düz olsun. Yandan bakalım şimdi. Yandaki profil bana yardım edecek. Şöyle ikisini seçtim. R'ye basıyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Elinden geldiğince düz istiyorum. Böyle yapabilirim belki biraz. Kaç tane vertex var onu görelim X-ray'de. Şöyle bakalım şimdi. Seçelim. E'ye basalım. Tek düzlemde getirelim bakalım. Daha düzgün oldu büyük bir ihtimalle. Burayı seçelim. Tek düzlemde getirelim. Burayı da seçeceğim. Sadece yaptım. Bu şekilde yapıyorum. Biraz daha böyle getireceğim. Tabii ki bu ikisini seçip yine böyle getirmem gerekiyor. Tarafı şimdi biraz daha aşağıya alabilirim. Dirsek kısmı. Böyle bakıyorum. Böyle alabilirim. Biraz daha aşağı alabilirim. Burayı yapalım. Ön tarafa geldik. Böyle bir S çizecek. Alalım. Hepsini seçiyorum arkadaşlar. R'ye bastım. Tek düzlemde yaptım. Ön tarafa geliyorum şimdi. Front. Arkada niye gözüküyor? Ona bir bakalım. Acaba içeriye mi girdi yoksa sadece kameradan mı kaynaklanıyor? Kameradan kaynaklanıyor. O yüzden onu şu anda umursamıyorum. Buraya geldik. Böyle yaklaşalım.
Bu arada şöyle alalım. Orta kısmı belirleyelim arkadaşlar. Şuraya gelecek. Orta kısmı mesafesi de şöyle olsun. Aşağı gelecek yerde şöyle olsun. Buna göre diğer vertexleri arkadaki vertex seçmediğimden eminim. Diğer vertexleri elimden geldiğince şimdi düzeltiyorum. Eğer bir tane vertex fazla gelirse delete tuşuyla da silebilirsiniz. Sadece vertex silmiş oluyorsunuz. Ayarlayalım. Vertex'i Q'ya bastım. Şimdi R'ye basacağım. Hale getirelim. Yine aynı şekilde. Vertex seçip yine şeyle birazcık daha düz hale getirdim. Şekilde gelecek. Şimdi tekrar perspektife geçelim. Biraz içeriye alacağım arkadaşlar. Bu dışarıdan içeriye doğru geliyor. O yüzden böyle içeriye doğru birazcık alıyorum. Burası dışarıya geliyor. Yine bu da aynı mesafede esasında hareket ediyor. Daha doğrusu pozisyonda. Birazcık içeriye alalım biz. Derinliği biraz daha hissedebiliriz. Böyle bir modelimiz mevcut. Modelimizi birazcık yumuşatalım. Curve Smooth'a geliyoruz. Değerini açtım. 2 diyelim bakalım. Curve'ü de görelim. Apply dedim. Çok yumuşak oldu arkadaşlar. Ctrl Z ediyorum. Bu arada istiyorsanız şöyle bir şey de yapabiliriz. Nörbsüm seçili. Isolate'deyim. Curve Rebuild diyelim. Örneğin 20 diyelim buna. Eşit aralıklarla atmış olacak arkadaşlar curve'ü. Smooth diyelim bakalım. 1 diyelim. Bu şekilde arkadaki görüntüyü bulabilirsem. Çünkü biraz daha yumuşak oldu ama böyle isolation'dan çıktığımızda sadece şuradaki vertexleri seçeceğiz. B'ye basıyorum arkadaşlar. Birazcık soft selection ekleyeceğim. Şöyle yukarıya doğru çıkartıyorum. Geriye doğru alalım biraz. Ve buradaki dirseği istiyorsanız B'ye tekrar bastım. Soft selection'ı kapattım. Sadece bunu biraz yine yaklaştıracağım. Aynı şekilde. Unutmayın tekrar oluşturduğumuz için curve'ü kaybettik. Şöyle biraz daha yapalım. Büyük ihtimalle bu yeterli olacaktır arkadaşlar. Burası çok yakın sadece. Bunu biraz daha geriye alalım. Böyle. Böyle yapalım. Biraz mesafe olsun. Sonra burayı öreriz. Bu şekilde nurse objemiz mevcut. Böyle bakıyorum. Burayı sadece hala şuradan biraz memnun değilim arkadaşlar. Yine Vertex'e geçelim. Böyle yapalım. R'ye bastım. 3 vertex'i de biraz yakınlaştırıyorum. Şuradan geçiş daha keskin olsun. Buradaki geçiş de keskin olacak. Belki rebuild yapmamam gerekiyordu. Daha da kaybettim ama tekrar geriye dönmek istemiyorum. Şimdi bunu deneyelim. Bakalım sonuç ne olacak. Nurb seçili. Create. Grip mesh diyorum arkadaşlar. Şöyle bir şekil alıyor. Scale'i küçültüyoruz. Geldiğince. Side'i yükseltiyoruz. Şimdi arkadaşlar tabii ki segment sayısını arttırmamız gerek. Onun için interpolation'a geliyorum. Optimize dedim. Buradan optimize değerini yükseltiyorum. Eli de birazcık gelelim. 90'lara gelmemiz gerekiyor. Döndüğü kısma edge'ler atacak. Scale'i biraz daha küçültelim. Tablonun boyutuna bakalım. Yine front'a gelelim. İlk başta boyutu ayarlayalım arkadaşlar. Nokta 48 diyelim mesela. Ya da
Nokta 4 diyelim. Çok küçük olacak. Nokta 45 olarak bırakalım. Tekrar perspektif. X-ray'i kapatalım. Böyle yüze çıkarttığımda optimizasyonu şu şekilde yapacak. Yani dönen kısımlara daha fazla edge atacak. Normal kısımlara daha az edge atacak. Ben şu anda böyle bırakıyorum. Step size'da şuradaki dönme değeri, yani şöyle yaparsam gördüğünüz gibi dönme sayısı azalacak. Buna da 20 diyeceğim. Bakıyorum. Eğer isterseniz daha fazla ayarlarda mevcut. Örneğin align yapabilirsiniz istediğiniz yere. Bunları oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi örneğin left right dediğimde daha aşağıya ve yukarıya alıyor. Ben şimdi align yapmayacağım. Distribution'a gelirseniz de buradan kablo şeklinde yapıyor. Kendi içinde şöyle dönüyor arkadaşlar. Bu şekilde ayarlarla da oynayabilirsiniz. Taper ekleyebilirsiniz. Yani ucunu küçük yapabilirsiniz örneğin. Diğerini şöyle yaparak gördüğünüz gibi. Şu anda bunlara girmeyeceğim. Belki başka bir derse istek gelirse büyük tool'da inceleyebiliriz. Şimdi tek olarak bıraktım. Wireframe on shaded'i kapatalım. Böyle bir modelim mevcut. Sadece tekrar şunu ettiğimizde buraya bakıyorum. Böyle. Sanki biraz daha küçültebiliriz arkadaşlar sweep'te. Aşağı gelelim. Sweep tool seçili. Size'a gelelim. Transformation. Elden 4 olarak bırakacağım arkadaşlar. Ben çok büyük geldi. Bu şekilde uygun. Daha sonra ilk başta kaydedelim. Şimdi arkadaşlar objemiz seçilirken delete history diyorum. Ve sweep parametresinden veya deformasyonundan kurtuluyorum. Curve'ü silmeyeceğim arkadaşlar. Mouse'un orta tuşuyla Nurbs'un içine atıyorum. Daha önce oluşturduğumuz grup. Ve biraz geride kalmış. O yüzden Vertex moddayım. Şöyle seçelim. B'ye basıyorum arkadaşlar. Biraz yumuşak gitsin. Böyle buraya doğru alıyorum. Şimdi burası tamamen karşıya bakıyor. Unutmayın. Burası da tamamen karşıya bakmıyor. Yani aynı hizada değiller. Şimdi ben bunu kopyaladığımda birazcık sağda kalacak. O yüzden birazcık yine uğraşacağım. Ama ondan önce şöyle yapmak istiyorum. O yüzden şöyle alalım bunu. Burayı da seçelim. 3'e bastığımda bakalım. Bu şekilde olabilir. Şimdi bir kopyalayalım. Daha sonra bakalım arkadaşlar. Ortaya geliyorum. B'ye bastım. Soft Selection'ı kapattım. X ekseninde bunu ben düz hale getiriyorum ki tamamen birleşsin ortadaki vertexler. Insert V'ye bastım. Taşıma tuşundaydım. Direkt olarak buraya oturttum. X ekseninde Delete History Freeze Transform diyerek Mirror diyorum. X negatif. Okun gösterdiğin ters yönü. Apply dedim. Objem seçili. Delete History diyorum arkadaşlar. 3'e bastım da objemizi oluşturmuş olduk. Sadece şu ön taraf, yani şurası çok yukarıda. İsterseniz Delete History diyebilirsiniz. Daha düzgün şekilde olacaktır. İsterseniz daha da aşağı indirebilirsiniz sonra. Şöyle baktığımızda biraz evvel bahsettiğim nokta burası. Şimdi burayla biraz uğraşmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. 1'e bastım arkadaşlar. Şöyle seçiyorum. B'ye basıyorum. İyice yukarı hale getiriyorum. Başta bunu şöyle bir oturtalım. Bakalım ne kadar büyük bir farklılık edecek. B'ye bastım. Çok büyük bir farklılık yok. Sadece şu ortadaki kısmı B'yi seçelim. Daha düz insin. Dalgalanma olsun istemiyorum kabloda. Metal. 3 taneci seçip sildim. Buradan aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Object 3'e bastım. Ve bu şekilde arkadaki kabloyu bitirmiş olduk. Önden de bu şekilde gözüküyor. Biraz bunu indirelim yalnız. Çok yukarıda. Bastım şöyle indiriyorum.
Böylece kablomuzu bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi biraz daha düşündüm. Bu objeyi nasıl daha kolay yapabiliriz diye şöyle bir teknik de kullanabiliriz. İki objeyi seçtim arkadaşlar. Duplicate diyorum. Kopyaladım. Isolation dedim. Combine diyorum. Ve iki objeyi tek obje haline getiriyorum. Temizledim şöyle. Şurayı da açalım. Bu objeyi Live Surface yapıyorum. Bunun anlamı ne çizersem bunun üzerine snapleyecek. Şimdi geliyorum Create Curve Tool dedim. Bunu ben sıfırdan tekrar yapmayacağım. Sadece size göstermek amaçlı yapıyorum. Bu şekilde de belki yapılabilir. Daha kolay yapılabilir. Ve çizdiğim zaman şöyle Isolation'dan çıkmamız gerekiyor ki görelim. Şöyle yapalım. Çizdiğim nörpsü sildim. Şöyle son oluşturduğumuz objeyi seçiyorum. Live Surface'i. Isolation dedim. Eski haline geri geldim arkadaşlar. Tekrar Create. Curve Tool. Şimdi şuraya ilk tıkladım. İkinciyi tıklıyorum. Bunu göremiyorum arkadaşlar. Isolation'da olduğu için. Show'a geliyorum. Isolate Selection. Add Selected Object. Şimdi artık görebiliyorum. Şimdi buradan bu profili çıkartabilirim. Bunun avantajı ne? Şöyle baktığımızda. Benim şimdi çizmeye başladım. Buradan düz gelecek. Buraya gelecek. Ve şu şekilde açıyı alıyor arkadaşlar. Tamam ben yapmıyorum. Bunu söyleyeyim tekrar. Gördüğünüz gibi objeyi takip ediyor. Üzerine snapliyor çünkü. Şöyle döndürelim. Ön tarafa geldiğinde de şöyle bir şeklimiz vardı. Yani şöyle bir şeklimiz var. Şimdi Live Surface'den çıktım. Wireframe'e geldiğimde gördüğünüz gibi Isolation'dan da çıkalım. Nörpsümüz mevcut. Yalnız Nörp Surface'in tamamen üzerinde bu sefer de Vertex moda geliyoruz. Yüzeyden uzaklaştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani iki yöntemden birini seçebilirsiniz. İsterseniz yüzeyi direkt örerek profili çıkartabilirsiniz. Daha sonra yüzeyden uzaklaştıracaksınız. Veya manuel olarak yapacaksınız. Ki ben manuel olarak yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü kontrollere hakim olmanız önemli. Her seferinde bu yöntem işe yaramayabilir. Aşağıda obje olmayabilir. Sadece boşlukta profil çıkartmanız gerekebilir. Bu da diğer bir ek bilgi de arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim.